Donanım Haber'den herkes selam, ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle beraber BİM'den 79 liraya almış olduğum devasa büyüklükte diyebileceğimiz RGB mousepad'e yakından bakacağız. Rakipleriyle kıyaslayacak olursak mesela SteelSeries tarafında bu büyüklükteki bir ürün 500 liradan satılıyor. Tabii onun bir yazılım desteği var. Ancak bu ürün 79 liraya satılıyor. 11 farklı ışık modu desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ürünün kutusunu açalım. İsterseniz ilk olarak kutunun üzerinde neler yer alıyor bunlara bakalım. Şöyle ön tarafa baktığımız zaman abi ürünün serili olduğu zaman nasıl bir görüntü ortaya çıkardığıyla alakalı bir görsel fotoğraf bizlerle paylaşılmış. Burada da ürünün kontrolcüsü yer alıyor. RGB logosu da burada bizi karşılayan bir detay. Ürünün bu tarafına baktığımız zaman 11 farklı RGB ile dışı desteklediği, ultra esnek bir yapıya sahip olduğu ve micro USB giriş üzerinden güç aldığını bizlere sunuyor. Yani bunu bilgisayarınıza bağlayarak ya da bir adaptöre bağlayarak da kullanabileceksiniz. Şöyle arka tarafına geldiğimiz zaman ise LED aydınlatma desteğini bünyesinde bulundurduğu, 11 farklı modu bulundurduğu gibi destekleri görüyoruz. Burada ürünün boyutları da yine bizlerin karşısına çıkıyor. Şimdi ne yapalım? Kutunun ilk olarak jelatinlerini yırtalım. Şöyle abi bir tanesini açtım. Bir daha açtım ve son olarak bunu da açıyorum. Nasıl bir şey bekliyorsun abi sence 79 liraya? Vallahi bilmiyorum. Bakalım görelim. Şöyle açalım. Bak abi burada direkt kontrolcüsü konumlandırılmış. Burada da ürünümüzün kendisi var. Şöyle alalım. Şöyle kutunun içerisinden de bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle kutuyu kenara koyuyorum. Şöyle göstereyim size Türkçe tanıtım kullanım kılavuzu. Merhaba, ürünle alakalı bilgileri bizlerle paylaşmışlar. İşte ürün özellikleri, kullanım uyarıları gibi detaylar burada yer alıyor. Bunu hemen şöyle atıyoruz ve ürüne geldik. Abi şöyle sana uzunluğunu göstermek, kablosu düştü. Uzunluğunu göstermek amacı şöyle yapalım. Oldukça büyük görünüyor değil mi abi oradan bakınca da? Ben oldukça beğendim bu yapısını. Alt tarafında başlayalım hemen ilk olarak. Alt tarafı kaymaz bir malzeme. Şöyle elimi koyunca bile elim zor kayıyor. Hatta mouse'u göstereceğim. Altında rahat görün diye. Bakın mouse'u itemiyorum. Bu da masada daha iyi tutunabileceğini bize gösteriyor. Arka taraf güzel olmuş. Ön tarafa devam edecek olursak burada bir manzara ya da bir fantastik bir görsel bizleri karşılıyor. Üst tarafta da ürünün kontrolcüsü ve buradan da ürünün 11 farklı modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Ürünün tam sağ alt kısmına da PoloSmart logosu işlenmiş. Buradan bakıldığı zaman da oldukça şık göründüğünü söyleyebilirim Onuran. Gayet güzel görünüyor. Mouse'u da üzerine bir koyacağım hızlı bir şekilde. Ha, sanki Lord of the Rings veya bir Warcraft havası var gibi ama tam da tanıyamadım. Evet evet. Mouse üzerine koydum şu an. Oldukça rahat kayıyor mouse üzerinde. Güzel. Yani normal bir mousepad gibi. Tabi üzerindeki malzemenin adını şu an tam olarak anlayamadım ama bulursam eğer ekrana yazmış olurum. Şimdi mouse'u ortadan kaldıralım ve ne yapalım? Ürüne güç verelim. Ama güç vermeden önce ürünün kablosuna da bakalım. Burada micro USB bir kabloyu görüyoruz. Eski telefon şarj tip kablolarından bir tanesi. Şöyle kablosunu açalım. Şöyle abi bayağı uzun. Yani bunu çok kolay bir şekilde bilgisayarınızın arkasına takabilirsiniz. Şöyle bir zaman bunu bu bölüme takalım. Ürünü de sana doğru çevireyim ki daha rahat bir şekilde görünsün. Şimdi bu kabloyu alacağız. Bilgisayarımıza takacağız. Hemen geri geliyoruz. Lambaları kapattık. Lambalar kapalıyken 79 liralık bir fiyata göre performansı oldukça güzel. Aydınlatmalar göze hoş hitap ediyor. Odanıza güzel bir ambiyans oluşturacağını düşünüyorum bu modelin. Tabi bu modeli bir RGB LED olarak almadınız. Bu bir mousepad neticesinde. Şöyle yanına doğru geldim Onur'a. Mouse'u bu kısma koyuyorum. Elimi de üzerine koyduğum zaman bak oldukça kolay bir şekilde bu bölümde akıyor. Yani gayet kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünüyorum bu bölümün.
Çünkü zaten mousepad olduğu için yani çok da ne bekleyeceksin? Rahat bir şekilde kayıyor mu? Kayıyor, bitti. Tasarımına baktığın zaman RGB'le de aydınlatmaları görüyorsun. Ne kadar uzun ömürlü olacağını tabii bilemiyorum ama bak abi görüyorsun. Oldukça rahat bir şekilde akıyor. Buraya ürünün mouse'unu koyarsın. Buraya da klavyeni yerleştirdiğin zaman gayet güzel bir deneyim bence sizlere sunacaktır bu ürün. Çünkü ürünün fiyatına baktığımız zaman 79 liradan başlayan bir fiyat etiketiyle burada karşılaşıyoruz ki bu fiyata göre RGB LED desteğini bünyesinde bulundurması hem büyüklüğü hem de malzeme katısı bakımından bence bu ürün oldukça alınabilecek bir hale gelmiş. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ürüne baktığınız zaman bazı noktalarında böyle kıvır kıvır yani böyle havada duran bazı noktalar var. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi ürün kutuda uzun bir süre beklediği için bu hale gelmiş. Ürünü kutudan çıkardığınızda açtığınız zaman bazı noktaların havada durması oldukça normal. Belli bir uzun süre kullanımdan sonra işte ürünü üzerine koyacağınız klavyedir, mouse'tur, yapacağınız baskıdan sonra bu bölümlerin düzeleceğini düşünüyorum. İsterseniz mousepad'i katlayarak da bir düzelme elde edebilirsiniz. Bence çok büyük bir problem değil. Bu video kesinlikle sponsorlu bir içerik değildi. Sabah gittim BİM'den kendim bunu satın aldım. Parasını ödedim. 79 lira 90 kuruşu bu ürünü ödeyip satın aldım. Daha sonra sizler için kamera karşısına geçtim. Evet videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Çünkü bastığım şey bir mousepad. Mousepad'in neyini anlatabilirsin? Kolay bir şekilde mouse akıyor mu? Akıyor. Herhangi bir takılma gibi sorunla karşılaşmıyorsun. Şu havaya kalan kısımları dediğim gibi zamanla düzelecektir. Ya da kendiniz bükerek de düzeltebilirsiniz diyorum. Siz ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? 79 liraya RGB LED desteğini bünyesinde bulunduran bu ürün hakkında yorumlarınız nelerdir? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.